Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Özellikle dikkatinizi çekecek olan bölgemizden haberlerimiz vardır. Onlara bir bakalım. Kuzey Makedonya'da o hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski yapmış olduğu açıklamayla Kuzey Makedonya'da olağanüstü hal ilan edilmesine yönelik kararname imzaladığını duyurdu. Başbakanlıktan gelen talep ve virüsün yayılma riskine karşı o hal ilan edilmesine onay verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Pendarovski, o hal 30 gün sürecektir. Başbakanlıktan 30 günlük sürenin sonuna ermesinden önce alınan önlemlerin sonuçları hakkında detaylı bir bilgilendirme talep ediyorum. Bağımsızlığımızdan bu yana ilk kez o hal ilan etmemiz bulunduğumuz bir durum ve karşımızda riskin büyüklüğünü göstermektedir diye konuştu. Hükümet tam bu konuda yetkiye sahip olacaktır. Hükümet Başbakanı Oliver Spasovski, o hal bize virüsten korunmak için acil müdahale imkanı tanıyor. Başbakanın Oliver Spasovski dün ilan edilen olağanüstü halin vatandaşların özgürlüklerin kısaltması anlamına gelmediğini söyledi. Facebook sayfası üzerinde açıklamalarda bulunan Spasovski, bu karar hükümette virüsten korunmak için acil müdahale etme imkanı tanımaktadır. Gündelik hayatımız olduğu gibi devam edecektir. Vatandaşların dolaşımı veya işlerini yapmalarına yönelik yeni bir, kısatlama söz konusu olmayacağını dile getirmektedir. Oliver Spasovski, o hal kapsamında alınacak kararların kamuoyuna en hızlı şekilde duyuracağını ve neler yapılması gerektiği ile ilgili kimin kapsadığını detaylı bir şekilde açıklanacağını da söylemiştir. Feshedilmiş olan Meclis Başkanı Talat Caferi mevcut olan meclisin toplanmasıyla ilgili olarak kendi yorumunu yapmış oldu. Hükümetin dünden itibaren tam yetkiye sahip olduğunu kaydeden dün Cumhurbaşkanı Pendarovski, hükümet salgınla mücadelede kamu ve özel fark etmeksizin devletin tüm imkanlarını kullanabilecek, hükümet ihtiyaç duyulması halinde kanun hükmünde kararnameler yayınlayabilecektir. Hükümet özellikle ekonominin ayakta kalmasını destekler destek vermeli diye konuşmuştu. Buna ilişkin olarak Meclis Başkanı Talat Caferi ise meclis artık feshedilmiştir. Artık yetki bu sefer vatandaşlara geri iade edilmiştir ve 12 Nisan'dan sonra yeni meclis kurulması en uygun. Şimdilik ise hükümet bütün etkiye sahip. Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'dan yurt dışında masur kalan vatandaşlara çağrı gelmektedir. Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, uçak seferlerinin kaldırılması veya oturma izni olmayan ve yurt dışında kalan vatandaşlara çağrıda bulundu. Kendilerine en yakın Kuzey Makedonya diplomatik temsilciliğine ulaşmaları çağrısında bulunan Dimitrov, sizlerin ülkeye gelmeniz için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak bunu sadece doğru bilgilerle yapabiliriz. Örneğin Barcelona'da 150 vatandaşlarımız olduğu yönünde ihbar geliyor. Ancak Madrid'deki büyük sadece 16 kişi başvuruda bulunmuş. Bu nedenle 19 Mart'ta saat 17'ye kadar en yakın diplomatik temsilciliğe e-posta yoluyla isim soyisim, pasaport numarası, irtibat numarası bulunduğunuz ülke ve şehirle bulunduğunuz ülkedeki oturma izni durumunu bildirin dedi. Yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden 3 kere e-posta adresine ulaşabilecektir. Debre kriz merkezi özellikle günde iki defa toplanıyor ve konuyla ilgili olarak gereken bilgilendirme ve önlemleri almaktadır. Konuyla ilgili olarak debre koordinasyonunda bulunmuş olan Dr. Ekuran Duka, kendi çalışmaları ve ştabın çalışmaları konusunda kendi bilgilendirme raporunu sunmuş oldu. O şekilde buradaki bölgesel mevcut olan merkezin tam krizle müdahale merkezi olarak birçok yetkiliyi kapsamaktadır. Merkez Jupa ve debre bu konuda aktif olarak çalışmaktalar. İlk yardımlar gelmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Debre Haç Organizasyonu'nun Genel Sekreteri İsnit Deltüyo'ya göre bu yardımlar belli bir planlara göre vatandaşlara dağıtılacaktır. Bu konuda STK'ların önemli olan görevleri de söz konusu olduğunu unutmayalım. Konuyla ilgili olarak yapılacak olan her türlü çalışmalar tam bir koordinasyon içerisinde olacaktır. İsnit Deltüyo'ya göre artık yardımlar gelmeye başladı. Yardımlar söz konusu ise bu sefer ise New York Sivil Kuruluşu tarafından yapılmış olan devre bir yardım söz konusu oluyor. Bu sefer ise plastik çöp çuvalların dağıtılmasıyla birlikte özellikle çöplüklerin potansiyel virüs taşımacılığın konusunda bir potansiyeli tam geride bırakılmış oluyor. Konuyla ilgili olarak açıklamasını yapan Maksut Karuluk'a göre bu özellikle tam STK'nın çalışmalarını yürüten miftarda Daşnor Miftari'ye göre yapılacak olan bütün çalışmalar bir koordinasyon içerisinde olacaktır. Daşnor Miftari burada bilindiği gibi eskiden de yardımda bulunmuştur. Standart kamu şirketi adına ise Ömer Sami değerlendirmesini yaparken mevcut olan yardım hem de nasıl büyük bir önem taşıdığını tekrarlamıştır. Mevcut olan durumlar devam ederken Merkez Jupa ve Debre'de mevcut olan hükümetten gelmiş önerilere riayet gösterilmektedir. Haber bültenimiz sona geldi. Görüşmek üzere efendim.